Ne kadar hasar ödediniz? Bir iki cümlede ne oldu? Yani ne noktadasınız? Onu bir özetleyin. Çok detaya da Tabii. girmeden biraz özetleyin. Sonra asıl bundan sonrasını biraz Hı. konuşmakta fayda görüyorum. Doğru. Buyurun. Şöyle Noyan Bey, zaten her hafta arkadaşlarım da, çalışma arkadaşlarım da katılıyor programlara. Sıklıkla da dile getiriyorlar rakamları. Ben çok kısa olarak şöyle söyleyeyim. Son katıldığım programda 446 bin hasar ihbarı almıştık. Ve tüm dosyaları tamamlamıştık. Bugün itibariyle yaklaşık 568 bin dosyaya, hasar ihbarına ulaştık. Şu anda da sadece devam eden dosya adedimiz 21 bin adedimiz var. Ve yaklaşık 27.7 milyar TL gibi bir rakam ödedik. Muhtemelen bu pazartesi sabahı itibariyle 28 milyar TL'ye ulaşmış olacak. Bu gerçekten DASK tarihinde bir çok büyük bir rakam. Ama DASK tarihinde de en büyük deprem. Tabii ki zaten. En büyük deprem hiç şüphesiz ki, ve sigortacılık tarihinde de aynı şekilde bunu da ifade edebilirim. Şu anda eksik evrağı olan yaklaşık 58 bin adet bir dosyamız var. Bu rakamı aslında çok azalttık. 92 binlere çıkmıştı. Eksik evrak. Şöyle, vatandaşlarımızın tabii ki hasarlarını alabilmeleri için bir takım evraklar göndermeleri gerekiyor. Yani çok basic evraklar baktığınız zaman. Işte, tamamlanınca ödenecek. Tamamlanınca hemen ödenecek olan evraklar. Bunlarda da rakam yaklaşık 90 bine ulaşmıştı eksik evraklar. Bu tarz dosyalar. Şu anda onu da 58 bin adete indirdik. Bunu da zaten konteynerlarımızda, oradaki DASK ofislerimizde, bölgedeki arkadaşlarımızın ekranlarında vatandaşlarımız eksik evraklarını yükleyebiliyorlar. Yine Alo 125 üzerinden bu desteği alabiliyorlar. Dolayısıyla burada da ciddi bir azalma var. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunun için de sırf eksik evrak için ayrı ekipler kurduk. Aynı zamanda call center'ımızın bir ekibi sadece eksik evrağı olan insanları arayarak tamamlatma gayreti içerisindeler. Takvimi ne zaman biter artık? Yani deprem bölgesi herhalde. Nurhan ben Bey, yani bir sene boyunca ben sürer diyorum. Bu tür eksik evrak şöyle, bir takım. Aslında tabii ki hasar yaşayan bir şey ve devamlı bir ihbar alıyoruz hiç şüphesiz ki. Biz hani bu rakamlarda 500-550 bin civarında hep biteceğini bekledik. Ama bunun dışında tabii ki şu da var. Yani hasarsız diye geçen evlerimiz de var. ÇSB'nin içine girip tespit yapamadığı evlerimiz de var. Ama şu aşamada bizim elimizde devam eden dosya adedimiz yaklaşık 20-21 bin adet. Tabii ki eksik evraklar da gelince bunlara ekleniyor ama hani bir taraftan öbürü azalıyor, buradan o artıyor derken hep ortalama 20 bin adet de devam ediyor diyebiliriz. Peki. Şimdi bir dakikanızı istirham edeceğim. Efendim, sorularınız gelmeye başladı yoğun şekilde. Sizden de bir ricam var. Lütfen cep telefonunuzu ve dosya numaranızı eğer sorunuza eklerseniz biz DASK'a verdiğimiz için çok daha kolay olacak. Sıkıntınızı belirttin bir iki cümle. Dosya numaranızı, cep telefonunuzu, isminizi, soyadınızı WhatsApp mesajına yazın. Biz vereceğiz. İşiniz daha çabuk görecek.